Haber müdürümüz İsmail Dükel'e bağlanacağız. Çünkü bu gözaltılara ve aramalara tepkiler de hem siyasi çevrelerden hem diğer kesimlerden artarak gelmeye devam ediyor. İsmail, bu tepkilerin, siyasi çevrelerden gelen tepkilerin ortak bir şeyi var galiba. Nedir? Neler oldu? Evet, Ümit, arkadaşlarımız gerek ART'nin gerek sendikanın önünden yaptıkları bağlantılarda olayın şu ana kadarki aşamalarını anlattılar, izleyicilerimizle paylaştılar. Gelen tepkiler var tabii ki, gerek ART'nin önüne giden siyasetçiler ve sendika temsilcileri var. Gerek metal işin, yani sendikanın önüne gidip destek verenler var. Bunların içinde milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri, DSP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları var. Eski ve yeni sendikacılar var ki bunlardan bir tanesi Bayram Meral, şu anda CHP milletvekili, biliyorsunuz. Onun açıklaması oldukça sert oldu. Bu bir 12 Eylül'ün sivil darbesidir biçimde bir açıklaması var. Ondan sonra yine mecliste Kamer Genç, Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in açıklamaları var. Ki o da sertti. Korku toplumu yaratılmak için yapılan bu operasyondur. Bir operasyondur ve bunların devamının ciddi anlamda ülke adına, demokrasi adına ciddi sıkıntılar doğuracağını söyledi Kamer Genç. Yine CHP milletvekillerinden Mustafa Özyurt, evet, ART'nin önündeydi. ART'nin önünde yaptığı bir açıklama vardı. Orada da korku toplumu yaratılmanın bir argümanı olarak, bir yöntemi olarak kullanıldığını söyledi Mustafa Bey de. Yani tepkiler oldukça fazla, sert. Ciddi aslında tepkiler tabii var. Şimdi sana da sormam lazım bir anlamda. Çünkü ART'nin, Avrasya Televizyonu'nun bu yaşadıklarını birkaç ay önce de Kanal Biz yaşamıştı. Evet. Sanki arasında karbon kağıdı konulmuşçasına birbirine çok benziyor, değil mi? Tabii. Yani demişler ya, bana damdan düşeni getir. Yani ben oradaki arkadaşlarımın ne hissettiğini, hangi koşullarda çalıştığını çok iyi biliyorum. Çünkü bundan tam 4 ay önce 23 Eylül'de biz bu olayı yaşadık. Sabah saat 11 sularında girdi polisler. Hem terörle mücadele hem organize suçlarla ilgili birimler. 35 civarında polis yaptı bu araştırmayı bizim kanalımızda. Ve tam 27 saat kaldılar Ümit ve 27 saat emniyet güçleriyle birlikte yayın yapmak hiç de kolay bir şey değil. Ve bu Türk basın tarihinde Kanal Biz ilkti. ART 4 ay sonra ikinci oldu. Gerçekten çok sıkıntılı. Giriyorsunuz, anlatıyorsunuz, çıkıyorsunuz polislerle ya da onlar da görevini yapıyor. O görevi yapan insanlarla yüzle kalıyorsunuz, göz göze. Ve onların bir bölümünün işin tıkanması noktasında ellerindeki emir gereği çabaları vardı. Bunlara bir biçimde karşı durmak mecburiyetindeydiniz. Çünkü yayının gitmesi lazımdı. Bunlar çok zor şeyler. Reji dedin, evet, bizim de rejimize girdiler. Burada arama yaptılar. Rejide kullandığımız bütün alet edevat, malum, bilgisayar, hard diskler vesaire, bunları almak istediler. O noktada yayınımızın sıkıntıya gireceğini anlattık vesaire. İşte savcılıkla görüştüler, bilmem ne. Sonuç itibariyle 27 saat polislerle birlikte, devlet güçleriyle birlikte yayın yapmak, yayıncılık yapmak, gazetecilik yapmak bulunduğumuz çağ itibariyle oldukça zor, sıkıntılı ve garip. Birileri için de utanç verici olduğu ve önümüzdeki dönemlerde görülecektir yani herhalde. Çok teşekkür ediyorum kesinlikle İsmail. Kesinlikle utanç verici. Bu arada Ünal İnanç konusu var, gözaltına alınanlardan evet. Birisi. Ünal İnanç. Ankara'da gazeteci olup da Ünal İnanç'ı tanımayan yoktur. 71 yaşında. Geçen pazar onunla beraberdim. Birkaç saat sohbet ettik. Araştırma merkezi var, Şirinoğlu Araştırma Merkezi var. Orada bir kütüphane kurmuş Ünal İnanç ve tam 55 bin kitap var şu anda polislerin arama yaptıkları yerde. 55 bin kitap var ve bunların hafızam yanıltmıyorsa ya 139'u ya 149'u sadece ve sadece kendisinde olan kitaplar. Yani başka yerde arayıp da bulamadığınız kitaplar. Bu korkuları, bu endişeleri, bu kaygıları taşıyordu Ünal İnanç ve en büyük kaygısı, daha doğrusu korkusu da bu kitaplarıydı. Umarım kitapların başına bir şey gelmez. Başına bir şey gelmez. Çünkü gerçekten bir daha elde edilemeyecek kitaplar var orada. Umarım bu araştırmanın sonucunda kitaplara zarar gelmez. Onlar nihayetinde bir kütüphanedir.
Onu tabii ki ararsınız, bakarsınız, edersiniz. O işin ayrı boyutu. Ama kitaplara sahip çıkmak lazım. Kıymayın Ünal, efendiler. Evet, kıymayın efendiler. Evet, Ünal Ünal'ın sağlık problemleri de var Ümit. Benim gözümün önünde 4 ilacı 3 saat içinde aldı. Buna da dikkat etmek, altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gelişmeleri zaten birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz İsmail.